Sen yeter ki böyle mamaları öğren, adam mutfağı yapacak. Siz merak yapmayın, biz eşyalarımızı bile seçtik. Oo, gerçekten. Oo. Vay. Çok iyi. Senin haberin yok Rabia anne. Şiva helal sana, çok iyi. Aa, Rabia'nın haber yok mu sen? Yok, benim başka türlü haberim oldu da bakayım doğru mu? Volkan. Efendim Volkan. Anneciğim. Anneciğim, mobilyaları bakmışsınız. Nereden baktınız? Ya makul olan bir yerlerden baktık anneciğim. Ha, tam ondan haberin var anneciğim. Haberin var mı? Evet. Nereden haberin var? Telefonlar sağ olsun annem. Nasıl yani? Demek ki bir yerden haber düşüyor. Onu söyleyemem. Gittiğiniz yerlerin nerede olduğunuzu gördüğüm için. Ona da mı baktın? Evet. Takip mi ettin? Şaka gibi ya. Yakından takip ediyorsun. Yemin ederim korkmaya başladım ya. Her yerde bizi görüyor. Ben 5 kere Rabia'na hesap lak yaptım. Yine fake hesap açmış. Aa, bir de fake hesap açıyorsun. Peki şu eşyaları biz de görebilecek miyiz? Gerçekten diğerlerine göre bu sefer nerelere gittiniz merak ediyorum. Çekmişsinizdir siz. Çekti, ekip arkadaşa gönderdi, evet. Peki bizde varsa o zaman bir verelim, ben de merak ettim. Bakayım bu sefer nasıl mobilyalar baktılar. Bir izleyelim. Okey, ben bunları çok beğendim. Bundan aynı renk, aynı boyut istiyorum. Bu masalar da olsun. Bunlar hepsi de olsun. Volki, bak. Bahçe için, senin kalabalık aile için. Çay keyfi yapmak için çok güzel. Bunu da senden istiyor. Çok güzel olacak. Salıncak var. Bunda bir köşe istiyor. Balkon için çok güzel. Bu da geleneksel yemekler. Sen yapacaksın mangalda bize. Bunu da çok beğendi. Bu da surprise. Kaynana için. Burada oturacak, sallanacak. Renk de çok uydu benim sevdiklerim için. Bunu da istiyor senden. Volki, roof garden yapacak. Bunlar çok güzel olacak. Bunları da istiyor. Bak bu renk. Bu renk çok beğendi. Fiyat çok uygun bence. Yok pardon. Bunu çok beğendi. Bunun fiyatı daha çok uygun bence. Yine gri collection buldum. Her şey uygun. Bu mutfak için çok güzel olacak. Bu da salon için çok güzel olacak. Vallahi harika. Yalnız bir şey merak ettim. Sizin evin bahçesi mi var? Habire bahçe mobilyası bakmışsınız. Ya da büyük bir teras mı var? Sahide Hanım, bahçe yok ama roof garden düşündü ben. Nereye koyacaksın onu? Roof yapacak Volki oraya. Ama bize özel olacak. Kimse çıkamayacak başka katlar. Kaç gün önce alışveriş merkez gittik. Ben biraz erken gitti. Bunlar beğendi. Video çekti. Sonra Volki geldi. O da baktı. Çok sevdi. Rabia anne de burada gördü. Çok sevdi bence. Tamam, sen beğenebilirsin de belki biz beğenmeyeceğiz. Hiç haberimiz yok bu işler. Siz mi oturacaksınız orada? Ben biz oturalım oturmayalım. Beğendik. Bu saygıdır. Bu saygıdır. Sonra biz bir şey dediğimiz zaman da kötü oluyoruz sana. Bu ne ya? Bu eşya mı? Ofis mobilyaları gibi. Benim mobilya, beğendiğim mobilyalar bunların yanında daha iyi Şiva. O zaman onlar siz alın kendi eviniz için. Ben de bunlar beğendi. Ben bunlar alayım kendi evim için. Alırsın. Anlaştık. Anlaşamadık. Şivacığım, senin bahçeli evin ben... mi var canım? Düğün yapacaksın, o kadar şey yapacaksın. Sen de bunlar çok masraflı gidiyorsun. Bunlar çok uygun. Mehtap Hanım, evet. Çünkü uygun. Ben... Bunlar uygun mu diyorsun? Evet, ya. Bunlar vallahi hepsi... Demek ki zenginsiniz. Volki ne kadar? 74 bin yaptı. Ama taksit... 74 bin. Zeynep bir dakika, heyecan yapma. Bunlar 12 taksit yapacak, biz öyle ödeme yapacak. Çok uygun. Bir şey söyleyeceğim, hiç mümkün. 74 milyar. 12 ay. 74 TL'likten bahsediyormuş gibi konuşuyorsun. 74 TL değil, sen neye milyar güvenerek bu kadar 74 milyar bilmem ne ya? Sen nasıl alacaksın? Volkan'a alamayız güveniyor biz bu mobilyayı. Ama siz yanlış söylüyorsunuz. 74 bindir, 74 bin. Volkan! Bu ne anneciğim ya? Ne oldu anne? Duyuyor musun fiyatları? Bunlar ne annem? Neye güveniyorsunuz? Anne, ben kendime güveniyorum. Ne var bunda? Ya nasıl kendine güveniyorsun? Neyin vardı Allah aşkına ya? Neyin var?
Anne bir şeyim yok da yani ben çalışıp yaparım yani. Şiva istiyorsa, Şiva beğeniyorsa bana yapmak düşer. Başka düşmez ki. Sen de sıkıntıya girme Volkan. Anne 12 takside hallettim ben o işi. Bir şey olmaz. Nasıl hallettin ya? Ya yapıyorum ben. Sıkıntı yok. Ya sen niye kendini bu kadar derdi sokuyorsun? Sen bunu böyle yapıyorsun Volkan. Hep sen yapıyorsun anneciğim. Lütfen. Rabia sen... anneciğim. Sakin ol. Lütfen bak Mehtap ama kolay değil. Bir tarla var. Volkan, bir tarlada Volkan. Bunlar var ya. Sanki krallar gibi düğün evet. istiyorlar. Olacak şey mi ya? O kadına Şivanın yazık ya. Ki Volkan her şey Volkan'a evet yazık. Anne hayatımda bir kadın sevmişim. Bırakın da istediğini yapayım. Ne olacak? Yeter ya. Rabia anne bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. Ben gerekirse tarlayı da satarım. Babam bana bırakmadı mı? Öyle hallederim. Ne Allah var bunda? Allah Allah. Saçmalama. Sen nereye satıyorsun ya? Anne ne dedi bana biliyor musun? Tarladan bir daha söz ettirmeyeceksin dedi. O tarlayı satamazsın. Paraya ihtiyacım var yani. Paraya sıkışıyorum şu an. Tatlım, gece gündüz tatlım şu an senin paraya da sıkışıklığın yok. Sen bir düğün arifesindesin. Ve kendi ayağını yorganına göre uzatmak zorundasın. Evet. Her şeyi yapacağım edeceğim bir söz verirsen ortada kalırsın böyle Volkan. Volkan sizde bir büyük laf var. Bir evin bir oğlusun. Senin şanında güzel bir düğün yapmayacak mı senin bu aile? Gaza getiriyor seni kanma oğlum. Hayır yapacağım doğru söylüyor. Bak gaza evet getiriyor. Yapacağım. Şivacığım şanında düğün yapmak demek iki parça eşyaya 70 milyar vermek demek değil. Ay ağzını yiyeyim ben senin. Helal olsun Mehtap. Bir dur 70 bin insanlar neler yapıyor biliyor musun sen? Zeynep elin ver bana. Diğer el ver. Bakın. Bunları ben mi söyleyeyim? Bakın senin de düğünün olsun bebeğim onlardan sana da gelecek. Ben senin gibi baskı yapmadım mı kaynanamlara? Ağzına sağlık Zeynep. Eşlerime. Ağzına sağlık güzel kızım. Hayatım önce bir düğünü bekle. İşte bu. Akıllara her şey gelir sana. İşte bu. Ama kalkıp da bir mobilya için tamam hadi diyelim altın aldı. Hastalık olur sağlık olur yine olur. Allah düşürmesin. Ama böyle kalkıp da yapılması hiç hoş değil Şiva. Gülden bugün ayak alkış sana gelsin. Neden? Çünkü sen bunlar böyle söylüyorsun ama 3 tane gelinlik abiye istedin sen. 3 gelinlik abiye hadi olsun hı-hı. 20. Ben kalkıp da tarlanı sap babadan kalma ondan sonra al dedim mi? Seni tebrik ediyorum hatta ben de. Çok doğru söyledin. Bak şimdi orada Şiva'ya laf söylüyorsun. Ama hayatım kendin 3 tane gelinlik istiyorum diyorsun. Bir şeyler istiyorum diyorsun. Değil. Üç bak, tane abi. Ya düğün için herhangi bir kıyafet için hiç gereksiz bir şekilde. Geçen gittiğin defile için de ben ondan buradakinden vazgeçtim. İşte 15-20 milyarlık gelinliği istiyorum diyen kendinsin burada. Yüzü yatıp giden de sensin burada. Zaten şimdi, bir bana dakika. Sordu mu senin paran var mı diye. Bir dakika Şiva şimdi bana hak doğuyor. Birincisi ben sana hiçbir zaman zorlanıp da tarlayı sat üstüne kat da bana 3 tane gelinlik al demedim. Benim zor Volkan gibi tarlam da yok. Tamam. Olsa demek ki tarlamı da yiyip bitireceksin ki o isteyeceksin. O zaman şöyle. Tarlanı ya da olanların hepsini sat, gelinlikleri de al, düğünümü de yap. Düğünü de ben yapmıyorum, tamam mı? Destekleyince, çünkü sen ne yapıyorsun ben destekleyince? Hemen kendini ön plana atıyorsun. Bitti, her şeyi istiyorum. Şiva'nın lüks merakı seni yakacak. 2800 restoranla başladın, eşyalarla. Sen ayda 10 bin lira taksit ödeyemezsin. Varsa yapın. Kim ne diyebilir ki? Evet ama yoksa, var. Tarlamız var. Dikkat etmek lazım annem. Sonrasında o aşktan eser kalmaz. Ben sana söyleyeyim. Döndük yemeğe. Hadi Alisa ve Sergen. Şimdi biz Bambi pastasını hazırladık. Kreması içine biz 150 gram sıvı krema, 150 gram da labne peyniri koyduk. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane, mutfak bahane.